Bugünün ilk Skype bağlantısını Mehmet Özcan'la yapacağız ve Galatasaray'ın performansını, sarı kırmızılı takımın gündem maddelerini kendisiyle konuşacağız, değerlendireceğiz. Mehmet, günaydın, iyi haftalar diliyorum, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi haftalar, kolay gelsin tekrardan. Çok teşekkürler. İstersen hemen düne gidelim, önce bir maçı değerlendirerek başlayalım seninle. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-2 kazanmayı başardı. Skoru tabii değerlendirmek lazım, 2 golün yenmesini değerlendirmek lazım. Ve tabii ki Galatasaray'ın yeni transferleri daha takıma tam anlamıyla katılmadan böyle bir performans sergileyişini de değerlendirelim. Genel yorumunu alarak başlayayım. Önce olumlu taraflardan başlayalım Ezgi. Demin sen de haberlerde ifade ettin. 4 deplasman 10 puan. Ümraniye, Antalya, Kasımpaşa galibiyetleri. Üstüne Trabzonspor beraberliği. Bunu niye vurguluyorum? Geçen sezonu irdelediğim zaman geçen sezon 11 deplasmanda 10 puan toplamış bir Galatasaray vardı. 2 galibiyet, 4 beraberlik ve sayısız yenilgi. Deplasman galibiyetleri bu tarz şampiyonla oynayan takımlar için önemlidir. Bir moral motivasyon olur ki geçen seneki Trabzonspor hatırlayalım. Deplasmanda uzun süre kaybetmemişti. Hatta neredeyse bir seneyi bulmuştu. Bir Antalya'da yenilgisi vardı. Galatasaray bu anlamda evet bu galibiyetler önemli. Ciddi moral motivasyon sağlıyor. Oyun kusursuz değil ama şu çok önemli. Galatasaray dün Yunus ve Kerem'i kazandı. Bunun sebebini de izah edelim. Futbolda bir klişe vardır ama bence doğru bir klişe. Rekabet başarıyı getirir. Sonuçta Yusuf Demir ve Raşit'le transferleri var artık. Kerem ve Yunus'un formaları garanti değil. Artı 3 başka türlü planlanabilir. Ama dün hem Yunus hem Kerem gayet iyi performans gösterdi. Yunus ilk golü hazırlayan isimdi. İkinci yarıda iyi oynadı. Kerem ise tıpkı geçen sezonki Kerem'den esintiler sundu ki burada biraz Okan Hoca da ifade etti. Golle birlikte moral motivasyonunu sağlayayım. İkinci golde mükemmel bir şut. Bu arada Kerem önceki haftalarda da gol ve asistle tanışabilirdi. Antalya'da şutu direğe takıldı. Ümraniye maçındaki ortasını Seferovic 6 pastan direği nişanlamıştı. Galatasaray adına bunlar önemli yani. Maç maç oyuncu kazanılıyor. Saşa Boy iyice oturdu takıma. Dün de çok iyi bir maç çıkardı. Elbette Galatasaray kusursuz bir takım değil. Hani ne gördün diye bana sorarsan Kasımpaşa deplasmanında. Sen de demin vurguladın aslında. Kasımpaşa'yı geçmiş yıllara göre çok zayıf buluyorum. Ve bu takımdan sonuçta Galatasaray 2 gol yedi. Maç içinde de 5 defans 5 hücum gibi gördük. Yani dörtlü savunma önünü Torreira, Oliveira da öndeki dörtlüyle birlikteydi. Doğal olarak Mertens'in geri koşması, 35 yaşında olan bir oyuncu. Arada kontra atak yiyen bir Galatasaray vardı. Tabii bunun biraz zamanla Okan Hoca tarafına oturması gerek ama maç maç kazandıkça daha çok pozisyona giren Sergio Oliveira'nın performansı da artıyor. Bu Galatasaray için önemli bir artı. Artı bir de Icardi ile Mata dün yoktu. Bu yıldızlar da girdikten sonra kuşkusuz daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz. Şimdi tabii Icardi çok heyecanlandırdı taraftarları haklı olarak ama bir taraftan da inkar edemeyeceğimiz bir Gomis performansı var. Mehmet, Gomis'in performansını ikinci adam olmayacağım sözlerini aslında az önce de hatırlattım izleyicilerimize. Senin yaptığın bir röportaj vardı. Sezon başından bu yana ısrarla söylüyor ve bunun da altını doldurabilen bir Gomis'ten bahsediyoruz aslında. Bu noktada orada ciddi bir forma rekabeti olacak gibi görünüyor. Sen neler düşünüyorsun? Gomis'i ayrı parantez açmak gerekti Ezgi. Haklısın. Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Gaziantep'e kaçırdığı penaltı yüzünden mükemmel futbolunu konuşamadık. Dün de çok iyiydi. Yine gol attı. Pozisyonların içindeydi. Bir tane kaçırdı. Artı bir tane de yerdeyken yaptığı bir müdahale var Ertuğrul'un kurtarışı. Bunun sebebini bir izah edelim izleyicilere. Geçen sezon Körfez ülkesinden, Suudi Arabistan'dan gelen Gomis hazır gelmemişti fizik olarak. Bu yüzden de toparlanması, performans göstermesi evet. Sayısı olarak yine 9 golle bitirdi yarım devreyi ama hani bildiğimiz Gomis değil ama bu sene iyi bir yaz kampı ve her gün ekstra çalışmalar yapan bir Gomis var. Çok çok iyi. Şu anki fizik gücü 60-70 dakika ve net şekilde Seferovic'in önünde. Icardi'nin ben Konyaspor maçında da Gomis'ten formayı alacağını çok düşünmüyorum. Gomis yine ilk 11 çıkmaya devam eder. Konyaspor maçı sonrası bir haftalık bir ara var. Adana Demir deplasmanı Icardi için ilk 11 şansı olabilir. O da Gomis Konyaspor maçında etkili olmazsa şu an için Galatasaray'da Seferovic'in net şekilde önünde Gomis ama Icardi tabii ki önemli bir kariyer. %100 fizik olarak hazır olduğunda oynar. İkinci alternatif Gomis olur. Ben bu denklemden Seferovic'i Galatasaray adına çıkartıyorum. Üçüncü tercih konumuna düşecek. Gomis'in çok çok iyi oynadığını belirtmek gerek.
Şimdi yerli oyuncuların tercihinin nasıl yapılacağını bu kadar konuşurken aslında belki bir parantezde Emin'i açabiliriz. Evet, belki Abdülkerim'in kartı sonrası bulduğu bir şans var ama goldeki hatası dışında aslında iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda rotasyonun önemli parçalarından biri olabileceğini de aslında gösterdi zannediyorum. Sen ne dersin? Dün telefon trafiğine girdim maçtan sonra. Ezgi, istihbarat paylaşayım. Konyaspor maçının ilk 11'i başlayabilir. Ben de evet katılıyorum. Bauke'nin golünde bir orada adamını kaçırdı arkasına. Ama onun dışı çok çok iyi bir maç çıkardı. Özellikle son dakikalarda yaptığı iki kademe çok dikkat çekti. Bu önemli. Zaten şampiyonlukların püf noktası bu tarz takım içinden de oyuncular kazanmanızdır. İşte Galatasaray Sacha Boey'i kazandı. Bir de onu Emin Bayram'a eklerse ki Galatasaray'ın bu tarz genç oyunculara da ihtiyacı var. Abdülkerim var. Evet, kusursuz bir kadrosu yok Galatasaray'ın. Onu da söyleyelim. Şu an için tek sıkıntı sol bekte gözüküyor. Yani Faan Arnold'un çok beklentileri karşıladığından söz edemeyiz. Orada bir Türk oyuncu tercih edilebilir. İşte Kazım Can var. Emre Taşdemir affedildi. Rezerv takımdan zaten dönmüştü. Dün Okan Hoca maç sonrası açıklamasında Berkan Kutlu'yu da o mevkide deneyebileceğini söyledi. Kerem'le Yunus dün toparladı. Bunlar hep Galatasaray adına olumlu sinyaller. Peki Mehmet, istersen dünkü performanslarla birlikte kendilerini gösteren oyuncuları konuştuk, değerlendirdik. Peki Okan Buruk'un bundan sonraki kadro tercihleri nasıl olacak? Yani bu kadar iyi performanslar tabii ki bir teknik direktörü mutlu eder ama bir taraftan da işini zorlaştırıyor aslında. Bu kadar çok yıldız oyuncunun birden alınması Okan Buruk açısından acaba neler yapacak soruları beraberinde getirirken. Şimdi Kerem'in de yükselen performansı, Yunus'un da yükselen performansı, Emin'in keza öyle. Ne yapacak Okan Buruk? Ben dün özelinde Kerem ve Faan Arnold'u son şans olarak değerlendirmişim. Kerem bu şansı iyi kullandı. Yani Kerem Konyaspor maçına yine başlar. Yunus yerine Yusuf Demir ya da Raşit'se tercih olur mu onu bize Cuma günü maç, Çarşamba Perşembe günkü idmanlar gösterecek. Okan Hoca şu an için takımdan memnun. Maç maçta daha iyi oynayan bir Galatasaray görüyoruz. 6 haftalık periyotta toplanan puan da fena değil ki Galatasaray'ın fikstürü zorluydu. Deplasman maçları ağırlıktaydı. Cuma günkü rakip ama Konyaspor Galatasaray için önemli bir maç. Nedeni Konyaspor ligde henüz gol yemedi. Kuşkusuz zor bir maç olacak ve Galatasaray için de iyi bir test maçı olacak aslında. Ezgi, bu kadar yıldızlar toplu bir kadronun nasıl reaksiyon vereceğini göreceğiz. Peki yeni transferlerde Yusuf ve Raşit Sa'yı da dün izleme fırsatı bulduk. Özellikle Raşit Sa istekli ve hırslı göründü. Senin yorumunu da iki oyuncu için merak ediyorum. Sen nasıl değerlendirirsin? İkisini de çok beğendim. Raşit'se zaten çok iyi bir transfer. İzleyicilere hemen bir bilgi verelim. Cuma günü izleyeceğiz. Galatasaray'ın Konyaspor'la karşılaşacak ve orada Butici var. Kosova milli takımın oyuncusu kenar. Raşit'se Butici'nin önünde olan bir oyuncu. Hem kariyer olarak hem milli takım düzeyinde. Çok çok iyi bir transfer. Zaten iyi transfer olduğunu şöyle özetleyebilirse bu. Göreceli opsiyon koyulmadı. Yani kulübü net şekilde uzun vadeli düşünüyor Raşit'se'yi. Çok Galatasaray'da hemen kalacağını ihtimal vermiyorum. Bonservis anlamında da hep çift haneleri görmüş bir isim. Yusuf Demir'e gelirsek de 6 milyon euro önemli bir yatırım Galatasaray adına. Kaan Ayhan'a verilmeyen para Yusuf Demir'e verildi ve uzun vadede o parayı geri döndürme şansınız fazlasıyla var. Bunlar hep Galatasaray'dan olumlu gelişmeler. Peki Mehmet, istersen bir de Oliveira'yı konuşalım. Zira maçın ardından Okan Buruk'un da gündemindeydi. Direklerle olan savaşı bir noktada muhtemelen Kerem gibi o da şanssızlığını kıracak ama genel anlamda aslında Galatasaray taraftarlarının sevdiği, beğendiği bir oyuncu oldu diyebiliriz. Bu direk konusuyla ilgili de senin yorumunu merak ediyorum. Şimdi şöyle, geçen seneki orta saha Ezgi, Taylan Berkan, Çıkallı'ydı. Şimdi orta saha Torreira, Oliveira, Mertens. Dünkü ikinci golde Mertens'in tekte bırakışı, Oliveira'nın müthiş ara pası Kerem'e. Yine şutları ki akıllara Galatasaraylı isterseniz Hamit Altın top geliyor. Ona da baktım 7 kez direkten dönmüş Hamit'in sezon boyunca. Oliveira da şu an 6 haftada ben 4 direk saydım. Önemli bir oyuncu, lider özelliği var ama tabii Oliveira'nın da 90 dakikalık temposu yok. O rotasyonda muhakkak Konyaspor maçı ile birlikte Mitro girecektir. Çünkü sakatlığını atlattı. Galatasaray'ın artık alternatifi bol bir orta sahası var. Bu da zaten bu sezonki performansa direkt yansıyor. Mehmet, sadece istihbaratın var mı diye soracağım bunu. Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezon biz Harry Potter hareketiyle aslında hep gollerinden sonra gördük. Bu sezon farklı bir gol sevinci tercih etti her iki golünde de. Bu konuyla ilgili acaba eleştirilmesinden dolayı mı böyle bir tercihte bulundu yoksa
uzun süredir gol atamadığı için, sezon başından beri suskun olduğu için acaba o selamı vermeyi bir şekilde istemedi mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun ya da bu konuyla ilgili bir bilgi aldın mı? Bilgi almadım ama bir duygu patlaması yaşadığını biliyorum. Çünkü eleştirilerden etkilendi Kerem, onu söyleyeyim net şekilde ki futbolcular etkilenebiliyor. Kimi futbolcular da bu eleştirilerden ziyade, isim de vereyim, Taylan Berkan özelinde iç sahadaki maçlardaki taraftar tepkisinden olumsuz etkileniyor. Kerem ise tam aksine bu medyadaki eleştirilerden, onun duygu patlamasıyla yaptığı bir sevinç. Orada bir el öpme hareketi de var. Ailesi olabilir, hocaları olabilir. Bunu öğreneceğiz. Peki Mehmet Özcan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, yorumların için. İyi bir hafta diliyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrardan. Çok teşekkürler. Evet, Mehmet Özcan'la Galatasaray'ı değerlendirdikten sonra hemen bu akşamın maçlarıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sezona yine iyi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.